Bu arada onları yatıştıran ve mutlu eden hoş rüyalar görürler. Ancak amacını gerçekleştiren bu aşama geçer ve yerini bir sonrakine bırakır. Bu enkarnasyonlar arası aşamaların önemini anlamak için bu konunun felsefesine biraz derinlemesine girmeliyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, cennet ve aynı şekilde cehennem bilinç halleridir, yer değildir. Ama konunun güncel gerçeklerinin farkına varırsak, dünyanın da bir bilinç hali olduğunu buluruz. Modern fizik, maddenin bize statik görünen bir kuvvet biçimi olduğunu ve bu kuvvetin denge denen bir unsura sahip olduğunu kesin olarak gösterir. Birçok insan tarafından anlaşılacak kadar yoğun bir madde yoktur. Kömür kovasına sürttüğünüzde elektriksel direnciniz gerçekten düşer. Enkarnasyon bu güç biçimlerini algılayan bilinç halidir. Bedenden ayrılma ya da ölüm artık onları algılamayan, öznel hale gelen ve sadece kendi bilincinin içeriğinin farkında olan bilinç halidir. Ölümle duyu kapıları kapanır. Aksi takdirde insan değişmez. Aslında ruhun bakış açısından bakıldığında ölümün basitçe duyuların kapılarının kapanması olduğunu söyleyebiliriz. Bir insanın bilinci tamamen beş fiziksel duyuyla sınırlıysa, bu tür insanlar ender de olsa kendi düşüncelerine kapalıdır ve bir yatakta uzanan dikkatsiz bir uykucu kadar erişilemez. Peki ölüm uykusu hoş rüyalar ve dinlenmeden başka bir şey getirmez mi? Hayır, bundan çok daha fazlasını yapar. Zihinsel çalışma uygulaması ve meditasyona aşina olan herhangi biri, zihnin bazı tinsel idealler üzerinde yoğunlaşmasının ne kadar etkili olduğunu bilir. Cennetin yüksek arazileri, meditasyonun dağlarıdır. Bu izlenimlerinden çekilen ruh, düşünce formları inşa eder ve kendine telkinlerde bulunur. Bu süreçler reenkarne olma zamanı geldiğinde şekillenme araçlarının formüle edilmesinde önemli bir rol oynar. Kozmik tuval hayalini kuran sanatçı yetenek inşa eder. Yeryüzünde vizyonun gerçekleşmesi el ve göz becerisiyle sınırlıydı. Cennet dünyasında kişi böyle bir sınırlama altında değildir ve gördüğü vizyonlara zihinsel olarak şekil verir. Bu durum yeteneği eğitir ve reenkarne olduğunda içsel vizyonla işbirliği yapacak ve ona formunu kazandıracak olan el ve gözdeki fiziki aracı kendinde inşa etme konusunda yol kat etmiş olur. Yaşamdan sonraki yaşamın çabası, içsel planlara müdahil olan meditasyon periyotları ile birlikte yavaş yavaş olmak istediği ruhu yaratır. Eğer arzuları değersizse veya doğru değilse, düzenli olarak tekrar eden araf dönemleri çabalarını etkisiz hale getirir. Penelope'nin ağı gibi, gündüz görünen şey geceleri çözülür. Dünyevi yaşamımızda farkına vardığımız ama ulaşamadığımız şeyler cennette başarılır. Bu öznel başarı yetenek meydana getirir ve içimizde gizli olana ulaşma gücüyle enkarnasyona geri döneriz. Hayat tasavvur getirdiğinde biz bu tasavvuru gerçekleştirememiş olsak da bizim için işini yapmıştır. Çünkü sonraki yaşamda bunları anlıyor olacağız. 12. Bölüm. Ölüyle iletişim. Ölülerle iletişim sorunu can sıkıcı bir sorundur. Bazı insanlar zarar unsurundan ve hatadan tamamen muaf olduğunu düşünür, Tanrı'dan mı yoksa değil mi diye ruhları sınanın sadece gereksiz olmadığını, hatta kutsalı sövme anlamına geldiğini hissederler. Aralarında pek çok okültist olan diğer bir kesim, ölülerle iletişim kurma girişiminin ciddi itirazlara açık olduğunu, ayrıca hem ölülere hem de yaşayanlara zarar verdiğini düşünürler. Diğer soruların çoğunda olduğu gibi, iki uç arasındaki orta yol bilgeliğin yoludur. Gelin bu iki bakış açısını inceleyelim ve orta yolun nerede olduğunu görelim. Ölülerle iletişimde rol oynayan etmenleri anlamaya çalışalım ve onlarla iletişimimiz, bilinçli olsa da olmasa da aramızda bir ilişki olduğundan bu ilişkileri yönetecek ilkeleri hesaba katalım. Hafızamızda yaşadıkları sürece aramızda pisişik bir ilişki vardır. Onlar hakkında sevgi, keder, kızgınlık veya korku gibi herhangi bir duygu hissettiğimiz sürece onlarla aktif olarak temas halindeyiz. Biz onları etkileriz ve onlar da bizi etkiler. Bu nedenle elimizden gelen tüm güçle ölmüş olanlarla doğru ilişkiler kurmaya çalışmalıyız. Ve doğru ilişkileri kurmanın en etkili yolu, yaşamlar arası koşullar hakkında doğru bilgiye sahip olmaktır.
Yakın zamanda vefat eden kişi hala dünyevi planda olduğunun bilincindedir. Ölümünden önceki haliyle tamamen aynı olan ruhsal durum içerisinde büyük uyutucu tarafından atıldığı ölüm uykusundan uyanır. Bu durumda dünya planından kendisine kolayca erişilebilir. Ancak bu durum anılar yenilenmedi ve bir medyum aracılığıyla sağlanan iletişimle canlı tutulmadığı sürece kısa sürede kaybolur. Bedensiz ruh normal ve uyumlu bir karaktere sahip olduğu sürece, bedensiz dönemin bu evresinde selamlaşmak ne ölülere ne de canlılara zarar verir. Aslında eğer ölen ruhun zihninde çözülmemiş sorunlar varsa ya da sevdikleriyle ilgili endişeliyse, ölümden önce yapamadığı herhangi bir düzenlemeyi tamamlama ve derdini aşma fırsatı vermek en büyük avantajdır. Ruhlar bazen bunu yapana kadar dinlenemezler ve bu ara evrede kalırlar. Dünya planında endişeyle kendilerini duyurmaya çalışırlar. Böyle ruhlar için bir medyum en büyük hizmet olabilir. Bununla birlikte ölenle uğraşırken normal bir ölüm sürecinde bu aşamanın nispeten kısa olduğunu, en fazla birkaç ay sürdüğünü daima hatırlamalıyız. Ve eğer bedensiz ruhun dikkatini sürekli bir medyum aracılığıyla çağırarak dünya planına odaklanmış halde tutarsak, ikinci ölümü haber veren ikinci uykuya dalmayı başaramayabilir. Aslında biz onun astral uykusuzluk geliştirmesine neden olabiliriz. Ve o eski tabirin çok etkileyici bir şekilde ifade ettiği gibi, yürüyecektir. Ruhların dünyaya bağlı olmaları mümkündür. Çünkü onlar astral uykudan çok uzun süre uzak tutulurlar. Ayrıca ölüm süreçlerine devam etmek ve yaşamlar arası evrenin bir sonraki aşamasına geçmek yerine kendilerini ara bir koşula adapte ederler. Genel olarak konuşursak, sevdiklerimiz öldükten sonra onlara bir veya iki kez ulaşmak haklı görülebilirken bunu yapmaya devam etmek hem onlar hem de bizim için kötü olduğu için tavsiye edilmez. Yeni hayatlarındaki görevleri yerine getirmek ve onun deneyimlerine tam anlamıyla katılmak için kendi açılarından huzur içinde bırakılmaları gerekir. Bizim açımızdan da bazı şeylerin dikkate alınması gerekiyor. Fiziki olmayan varoluş ortamlarıyla temas, yaşayanlar üzerinde onları nesnel yaşam planından uzaklaştırmaya ve bilinci karıştıran kendine özgü bir etkiye sahiptir. Bu, iletişim kuran varlıklar en yüksek tipte olduğunda bile meydana gelir. Ve bu konuda deneyim sahibi olan herkes tarafından bedenden çıkış sağlayabilenler her geri dönüşlerinde arkalarında kalan kapıları kapatmak için önlemler almaları gerektiğini iyi bilirler. Bu konularda eğitim almamış kişiler bu süreçlerin gerekliliğini ya da tekniğini anlamazlar. İyi ruhsal rehberler altında çalışan yüksek standartta bir medyumla perdenin diğer tarafından kapıların kapanışını gören rehberler ilgilenir. Ancak kendisini koruyacak bir rehberi olmayan amatör, yaşadığı deneyimlerle başı dönerek seans odasından dışarı çıkabilir ve duyarlıysa kendisi de yarı psişik bir durumda olabilir. Bruegger'ı bakış açısına göre seans sırasında onun alanına çekilmiş ve kapanış sırasında ayrılmamış bir sürü varlıkla çevrili görünecektir. Belirtildiği gibi, eğitimli medyumlar, içsel planlarda deneyimlerini, kapılar arkalarında kapanır kapanmaz unutmaya meyillidirler ve hafıza, ister planlarda düşünce yoğunlaşmasıyla tekrar hatırlanıncaya kadar askıda kalır. Medyumun sağlığı ve istikrarı için bilinç planlarının kesin bir şekilde ayrı tutulabilmesi gerekir. Ve bu gizemlerin tekniği ona öğretildiğinde yapmayı öğrendiği ilk şeylerden biridir. Deneyimsiz refakatçinin böyle bir tekniği yoktur. Ona tavsiyede bulunacak kimsesi olmayabilir ve sonuçlar yetersiz olmaya eğilimlidir. Hatta korkunç olabilir. Rasyonel yaşamın sınırları aşılana ve zihinsel dengesizlik görünür hale gelene kadar fiziki planda koordine olamaz ve huzursuzdur. Beslediği şey de bönlük büyür. Eğitimli araştırmacılar tarafından yürütülen araştırma ile ilgili sorun farklı bir temel üzerindedir. Çoğunlukla matem tutanların çağrısı üzerine gelenler arasında farklı türde bir varlıkla uğraşırlar. Araştırmada bilinçli ve akıllıca işbirliği yapan veya işbirliği yapanların emrinde bulunan varlıklarla ilgilenirler. Dahası, deneyimli araştırmacılar, iletişim kuranlara zarar vermeden araştırmalarını nasıl yapacaklarını bilirler. Sevdiklerini kaybetmiş olanlar için yeniden bağlantı kurma umudu taşıyan herhangi bir kaynağa hücum etmek doğal bir dürtüdür.
Ancak bunu gerçekleştirirken dikkatli olunmalı ve ayrım yapılmalıdır. İnandırıcı bir mesaj elde etmek yeterli değildir. Onu hem ölüleri hem de canlıları incitmeyecek şartlar altında aldığımız konusunda kendimizi ikna etmeliyiz. Ve bunlar olayın tüm ayrıntıları ve bedensiz ruhun mizacı dikkate alınarak dikkatle gözetilmesi gereken koşullardır. Spiritualist hareket, eskiden yaşayanları ölüden ayıran uçurma köprü kurmak, paha biçilmez bir hizmet sunmuştur. Bedensel ölümün ötesinde yaşamın devamı, kanıtları öğrenme zahmetine girecek akılcı bir kişi tarafından olası herhangi bir şüphe ötesinde kanıtlanmıştır. Sevdiklerimizden vefat etmiş olanlar için mümkün olan en iyi şeyi yapmak istiyorsak, halihazırda elimizde bulunan kanıtlara dayanarak hayatta kalma gerçeğini kabul eder ve sevdiklerimizin yollarına huzur içinde devam etmesi için onları terk ederiz. Her şey yolunda gitmezse, bize ulaşmak için gerekli olan adımları kendileri atabilirler. İnisiyatifi onlara bırakalım. En ağır nedenler dışında onları tekrar aramamak, bu konuyla ilgilenen herkes için çok daha iyidir. Ancak öte yandan, eğer bir medyum kendiliğinden birisinin bizimle temasa geçmek istediğini bildirirse ve mesajın gerçekliği konusunda bize net kanıtlar sunarsa, yanıt vermekten çekinmemeliyiz. Fakat burada da çok dikkatli olunması gerekir. İnsan doğası neyse odur. Çünkü ölüm sözcüğünü duyduğunda, tanıdıklarla temasa geçmek için girişimlerde bulunan ve seanslarda oturmaya dayatan medyum vakaları bilinmektedir. 13. bölüm. Ölümün patolojileri 1. Şimdiye kadar çalışmalarımızda normal ölüm sürecini dikkate aldık. Fakat eğer ölümün doğasını ve sorunlarını anlayacaksak, ölüm süreçleri normal seyrinde çalışmazsa, ruh, madde bağlarından kurtulmayı başaramazsa ve ara evrede gereğinden fazla beklerse neler olacağını da düşünmeliyiz. Ölüm sürecinin patolojileri iki noktada ortaya çıkabilir. Ölmek üzere olan kişinin ruh hali, ölüm uykusuna dalmasını önleyecek şekilde olabilir. Ya da güvenli bir şekilde öldükten sonra ya reddedilebilir ya da ikinci ölüme geçemeyebilir ve ara bir evrede süresiz olarak oyalanabilir. Zaman geçtikçe bu durum daha da anormal bir hale gelebilir. Bu patolojilerin her birinin ayrıntılı olarak ele alınması gereken bir dizi farklı şekli vardır. Konu korkunç bir konudur. Ancak korkunun üstesinden gelmenin en iyi yolu onunla yüzleşmektir. Ve bu sorunlarla ne zaman yüz yüze gelebileceğimizi asla bilemeyiz. Dualarının anlaşılması, onları popüler düşünceye yatırım yapan batıl inançtan uzaklaştırır ve onları yüzleşebileceğimizle üstesinden gelebileceğimiz şeyler kapsamına taşır. Bir kişinin içinde ölümle yüzleştiği ruh hali, ölüm süreçlerinin uyumunu ya da aksi bir durumu belirlemede önemlidir. Tıpkı doğmamış çocuğun yaşam kapılarında pelvik arkın kemikli kemerini sunması gibi ve doğumunun sunum şekline göre normal ve anormal olması gibi. Giden ruh da ölümün kapılarında sunulur ve tıpkı yaşamın başlangıcına baş önde çıkması gerektiği gibi dünyevi şeylerden arınmış ve alt merkezleri peşinden çeken yüksek bilinç seviyeleri önden çıkmalıdır. Düşük bilincin, yüksek bilinç görünmeyen de ayak basacak sağlam bir yer edinmeden önce çökmekte olan beden tarafından zorla çıkarılması zorlayıcı bir deneyimdir. Medyumlar, içsel planlarda bu deneyimi sıklıkla yaşamış olan ruhlarla karşılaşırlar ve uyum sağlayıp yeni hayatlarına tutununcaya kadar kaybolmuş köpekler gibi kafaları daima karışıktır ve sıkıntı çekerler. İçsel planlarda verilen hizmetin büyük bir kısmı, bu gezgin ruhları bir araya toplamaya ve onların doğru yerlerini bulmalarına yardım etmeye yöneliktir. Bu nedenle kilise, ruhun bedenden çekilmeden önce hazırlıklarını yapması gerektiğinden ani ölümden kurtulmamız adına dua eder. Ani olarak öldürülen ya da bilinci yerine gelmeden ölen insanın ruhu, doğal ve yavaş yavaş ölen kişiyi sarmayan, üstesinden gelinmesi gereken bazı zorluklara sahiptir. Bununla birlikte içsel planlarda görevleri, şiddetli bir şekilde hayatın dışına fırlatılmış olan masum ruhlarla uğraşmak, onların sıkıntılarını en aza indirgemek olan insanlar vardır. Medyumlar bize bu izleyicilerin öbür dünyadaki şahinler gibi havada süzüldüklerini, dışarı çıkan ruhları izlediklerini ve herhangi bir sıkıntı belirtisi gösterenlere doğru hızlı bir şekilde kanat çırptıklarını söylerler.
Kendilerini karşılayacak bir arkadaşı olmayan ruhların bir sonraki hayata geçmesi nadirdir. Ancak fizik planından şiddetli bir şekilde ayrılmaları durumunda geriye doğru mücadele eder ve direnirlerse, yüzleri ayrıldıkları plana çevrilir ve dönüp girdikleri plana doğru bakmaya teşvik edilemezler. Bu ölüm sürecinde kötü bir sunum vakasıdır ve normalliği yeniden kurmak için marifetli bir bakım gereklidir. Ölümden büyük ölçüde korkan insan bu nedenle kötü sunuma eğilimlidir ve sonraki hayata acı, zorluk ve tehlike içinde doğar. Son nefesine kadar savaşırsa, yüce uyutucu merhametli görevine varamayabilir ve bu ruh tam bilinçle ölüm sürecinden geçer. Bu tür ruhlar genellikle öldüklerini fark edemezler. Ölümü bilincin yok oluşuyla eş anlamlı olarak görmeye alışkındırlar ve bilincini kaybetmediklerini anlarlarsa, yine de hayal güçlerini muhafaza ederlerse, duyu ve ağırlıktan yoksun olsalar da her zaman sahip oldukları bedende kalırlar. Onları ölüm kapılarından geçtiklerine ve bedensiz olduklarına inandırmak için büyük bir ikna yeteneği gerekir. Kendilerini hala alışılmış şekillere sahip olarak görürler ve bunun sadece kendi hayal güçlerinde bir düşünce şekli olduğunu ve psişik olmadığı sürece hiç kimsenin bunu göremeyeceğini fark etmezler. Doğal olarak bu formu aşina oldukları uğrak yerleriyle bağdaştırırlar. Aslında kendilerinin orada olduklarını düşündükleri için oradadırlar. Medyumlar tarafından algılanabilirler ve çoğu zaman oldukça talihsiz sonuçlarla karşı hiçbir şekilde hassas olmayan arkadaşları tarafından hissedilebilirler. Ancak ölümün geldiğini gören kişi ne bekleyeceğini bilir ve ölüm uykusundan uyandığında fiziki bedeni olmadan kendini bulmaya hazırdır ve bu nedenle uyum sağlamakta zorluk çekmez. Aslında ölümün eşiğine gelen ve tekrar geri dönen insanlar, bilinçlerini geri kazanıp yaşadıklarını gördüklerinde hayrete düştüklerini ve ilk başta ölmediklerini ikna olmadıklarını bildirmişlerdir. Öldüğünün farkında olmayan insan, iletişim kurmayı beklediği kişiler için anlaşılmaz olduğunu anladığında doğal olarak bir şok yaşar. Başucundaki bakıcılarla konuşur. Ancak ona cevap vermezler. Onlara dokunmak ve dikkatlerini çekmek için bir elini uzatır ve tam elini omzunun üzerine koyacakken eli omzun içinden geçer. Onun için onlar hayalettir ve bu durum karşısında şaşkına döner. Aşina olduğu uğrak yerlerinde bir mekandan diğerine dolaşır. Tanıdıklarına yaklaşıp onlarla konuşmayı dener. Ama onlar kendisini duyamaz. Yine de halen psişik olarak varlığından haberdar olabilecek birini bulabilir. Artık bu sayfaların okuyucuları için özellikle önemli olan, bu konularla ilgilenen ve bu konulara dikkatini verenler için önemli olan bir soruya geliyoruz. Onlar genellikle en azından bir dereceye kadar görünmeyen hakkında farkındalığa sahipler. Hatta çoğu zaman düşündüklerinden daha fazlasına sahiptirler. Panik içindeki bedensiz ruhla nasıl baş ettiklerine son derece dikkat etmeleri gerekir. Yoksa kendilerini boğulan birinin kurtarıcısı olmaya özenen biriyle aynı durumda bulabilirler. Deneyimli medyumlar değillerse yapabilecekleri en akıllıca şey, donanımlı olmadıkları bir kurtarma operasyonuna teşebbüs etmeyi reddetmek ve hızlıca yardım almak için gerekli bilgiye sahip bir kişi veya grubun yardımını istemektir. Onlar başıboş dolaşan ruhla ilgilenir. Uyum sağlaması ve daha parlak bir ışığa doğru giden ölümün yolculuğuna devam etmesi için yardım eder. Şunu unutmayın, bir ruh büyük bölünmeyi geçtiğinde ışığın yolu arkanızda değil önünüzde uzanır. Yapılması gereken tek şey onu yeryüzünden uzaklaştırmak, elbette gücümüz yettiğince Lethe Nehri'nin sularına inen o karanlık ve kaygan kıyıya ayak basmasını engellemektir. Dönmesini ve istese de istemese de diğer kıyıya yüzmesini sağlayın. Bu yapılacak en iyi şeydir. Ancak buna karşı gelebilir. Ancak denemek isterse yüzmek gücü dahilindedir. Onu yaşamın içindeki ölümün karanlık kıyılarından uzaklaştıran her vuruşla ölümden sonraki yaşama daha yakınlaşır. Karanlıktan çıkıp şafağa ulaşana kadar mücadele eder ve ilerledikçe yol daha parlak bir hale gelir. Bize geldiklerinde ölülerden korkmayalım. Ancak form planında kalma çabası içinde boğulan bir insan gibi kapılan bedensiz bir varlığın boynumuza yapışmasına izin vermeyin. Ayrılan bir ruhun korkaklığı merhamet uyandırabilir.
Ancak anlayışımıza hükmetmemelidir ve biz ona boyun eğmemeliyiz. Bunu yapmak ona yardım etmek değildir. Onu korkunç bir kadere mahkum etmektir. Bu dünyaya bağlı kalanların kaderidir. Her ne pahasına olursa olsun form planına tutunmasına izin verilmeli ve karanlık bilincini bile aydınlatacak olan büyük ışığa doğru yola çıkması için teşvik edilmelidir. Kaza sonucu ölen, aniden sahip olduğu tüm melekeleri geride bırakan bir insan genellikle sersemleşir ancak acı çekmez. Çünkü ölüm çok çabuk gelir. Hiçbir şey hissetmez. Zihni az çok boştur ya da çok yavaş ve tutarsız bir şekilde çalışır. Gazeteler genellikle bir kazada ağır şekilde yaralananların sıra dışı olan metanetleriyle ilgili yorum yapar. Kaza geçirmiş biri şokun aslında anestezi olduğunu bilir ve ağrı çöküş bu şoktan sonra gelir. Çoğu zaman birisi dikkatini bunu çekene kadar yaralandıklarının farkına varmazlar. Yaranın ciddiyeti sürekli olarak çığlık atma ile ters orantılıdır. Bazı kafa travması vakalarında kişi kesin olarak ölmeden önce günlerce, hatta haftalarca kalacaktır. Böyle durumlarda fiziki planda oldukları kadar içsel planlar üzerinde de çoğunlukla derin bir şekilde bilinçsizlerdir. Ancak zamanın sonuna doğru beden ruhu özgür bırakmaya hazırlanırken, içsel planları aşağı yukarı belirsiz bir şekilde gördükleri kısa rüya dönemleri olabilir. Böyle bir durumda, bilinçsiz de olsa ölüm ayinleri giden ruha fazlasıyla yardımcı olabilir. Ve derin bilinçsizliğin olduğu yerde bile eğer mümkünse yatağın başında dua edilmelidir. Ve bu son nefesini verene kadar devam etmelidir. Bedenin başucunda bulunamıyorsanız orada olduğunuzu hayal edin. Siz tinin içinde olacaksınız. Ve giden ruh psişik bilince uyanacak. Çevredekiler değilse bile o sizi görecek. Bu şekilde çok fazla yardım edilebilir. Bilinçli bir hazırlık olmasa da ruh refleks olarak ayrılmak için hazırlanır. 14. bölüm. Ölümün patolojileri 2. Daha önce gördüğümüz gibi yoğun korku ruhun ölüm uykusuna dalmasını ve ölüm süreçlerinden normal ve uyumlu bir şekilde geçmesini engeller. Yine de iki tür korku olduğunu aklımızda tutmalıyız. Zamanı geldiğinde ölümü gerektiği gibi karşılamayacak olan kişinin korkusu ve saldırıya uğrayan kişinin korkusu. İkinci durumda korkunun kaynağı ölüm değil, saldırgandır. Böylelikle şiddetli bir şekilde hayatın dışına itilen ruhlar, diğerleri gibi korkuları tarafından ölüm uykusundan uzak tutulurlar ve bedenlerinden ayrıldıklarının ya da saldırganlarının ulaşamayacağı yerlerden geçtiklerini fark etmezler. Bir süre için dehşet hakimdir ve kafa karışıklığı yaşarlar. Ancak bu duygular kısa süre sonra görünmeyen yardımcıların hizmetleri sayesinde bastırılır. Masum olan şiddet kurbanlarının ruhlarının refahı için endişelenmemiz gerekmez. Kendi yerlerine geçerler. Süratle sakinleştirilirler ve normale dönerler. Bununla birlikte korkularının düşünce formu başka bir konudur. Ve bu, olay yerinin düşünce atmosferinde fazlasıyla etkin bir imaj olarak suçun meydana geldiği yerde kalabilir. Eğer eterik dublörün gevşek bir şekilde bağlandığı bir fizik medyumun maddeleştirme kapasitesine sahip biri gelirse, düşünce formu gölgemsi bir şekle bürünebilir ve mücadelenin sesi tekrar duyulabilir. Bununla birlikte, bir suçun talihsiz kurbanının dünyaya bağlı olmadığı ve katilinin yerine musallat olmaya zorlanmadığı net bir şekilde anlaşılmalıdır. Orada kalan sadece katilin ve mağdurun bıraktığı düşünce formudur. Kimse acı çekmez. Bu ürkütücü ve tatsız bir durumdur ama tehlikeli değildir. Uygun yöntemlerin kullanılmasıyla kolayca giderilebilir. Bunlardan bazıları okültist olarak eğitim almayan kişilerin kullanımına uygundur. Bundan psişik korunma kitabımda bahsetmekteyim. Şiddetli bir ölümün meydana geldiği yerde ayin düzenlemek en büyük değerdir. Çünkü yansıyan eter içinde geride kalmış olabilecek düşünce biçimlerini parçalar. Birincisi, zihnin yoğunlaşacağı bir odak noktası yoksa yapılabileceğinden çok daha etkili bir şekilde meditasyon için konsantre olmasını sağlar. İkincisi ise birçok kişinin meditasyonlarının senkronize olmasını sağlar. Böylelikle çalışmalarının etkisini büyük ölçüde sağlamlaştırır. Duygusal gerilim ve şok anlarında zihnin konsantre olması
ve kendi çevresinde dönen kasvetli düşünce çarkından kurtulması kolay değildir. Ancak zihin, kendi başına herhangi bir meditasyon formüle edemeyeceği bir zamanda, önünde duran bir kelime biçimini takip edebilir. Aşağıda bahsedeceğimiz küçük tören, aniden ve hazırlıksız bir şekilde ölen birinin ruhunu dinlendirmede ve geride kalanların içlerini rahatlatıp kalplerine huzur vermede yardımcı olabilir. Törende hazır bulunacak kimse olmasa bile, talimat verildiği şekilde uygun hareketlerle yüksek sesle okunmalıdır. Sessizce yapıldığında, neredeyse o kadar etkili değildir. Töreni trajedinin meydana geldiği yerde yapmak mümkün değilse, ölen kişiyle çok yakından ilişkili olan bir şeyi ayine liderlik eden kişinin elinde tutmasına izin verin. Ayin, tek kişi tarafından yapılabilir. Ancak biri diğerini takviye edecek şekilde iki kişi tarafından yapılırsa, daha güzel ve etkili olur. Bizim terminolojimizde onlara okutman ve okuyucu denir. Ani ve şiddetli bir şekilde ölen ruhun huzur ayini. Okutman. Akşam üzeri ışık olacak. Okuyucu. Tanrı benim ışığım ve kurtarıcımdır. Kimseden korkmam. Tanrı yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Karşımda ordu konaklasa kalbim korkmaz. Bana karşı savaş açılsa bundan memnun olurum. Sonsuza dek yaşayanlar ülkesinde Tanrı'nın iyiliğini göreceğime inanmazsam bitkin düşerim. Tanrı'ya hizmet et. Cesur ol. Kalbini güçlendirecek. Hizmet et diyorum Tanrı'ya. İlahi 193. Eski ve modern ilahiler. Onlar ruhumun aşığı. Okutman. Diz çökerek. Göklerdeki müşfik babamız. Yaşamın ortasında aniden bizden alınan biri. Onlar için hissettiğimiz kedere tepeden bak. Bizi senin yanılmaz merhametine güvenmek ve cesaretli olmamız için güçlendir. Herkes, amin. Okutman. Dikkat çekmeye çalışırken olduğu gibi sağ elini kaldırarak ve sol elinde bulunan ölen kişiden kalan yadigarı göğsüne bastırarak. Şimdi arkadaşımızı, tam adını verir. Hepimizin merhametli babasına taparak hizmetimize katılmaya çağıralım. Orada bulunan herkes, ölen kişinin bakanla yüz yüze olduğunu hayalinde canlandırıyor. Okutman, dua edelim. Herkes diz çöküyor ve ölen kişinin kendileriyle birlikte diz çöktüğünü hayallerinde canlandırıyorlar. Meryem'in oğlu İsa, bize merhamet et. Okutman, ey Yüce İsa, ölüm yerine inen ve hapishanedeki ruhlara vaaz veren sevgi ve merhametin efendisi. Sana yalvarıyoruz. Sevdiğimizi ruhunu sevgi dolu himayene al. Ey en iyi çoban! Kaybolanı ara ve başıboş gezen ruhu sağ salim katına getir. Herkes, amin. Okutman, hepimiz Tanrı'nın duasına katılalım. Herkes, babamız. Okuyucu, İsa şöyle der. Bana gelin, hepiniz emek veriyorsunuz ve ağır yükleriniz var. Ben sizi dinlendireceğim. Doğrusu size söylüyorum, zaman geliyor ve şimdi ölülerin Tanrı'nın oğlunun sesini duyacağı ve duyanların yaşayacağı zaman geliyor. Karanlıkta oturan insanlar büyük bir ışık gördü. O bölgede ve ölümün gölgesinde oturanlara doğru bir ışık yayıldı. Okutman, ey ışıkların babası, içinde karanlık ve köşelerin gölgesi olmayan sana yalvarıyoruz. Varlığının meleklerini hazırlıksız şekilde ölen sevdiklerimize yardım etmek için gönder ki, dağlarda kaybolan koyunlar gibi başıboş dolaşmasınlar ve güvenli bir şekilde oğlun, kurtarıcımız İsa Mesih'in katında bir araya getir. Herkes, babamız, İlahi 223, sus, sus, ruhum, meleklere özgü şarkılar yükseliyor. Okutman, diz çökerek, Tanrım, artık hizmetkarının huzur içinde ayrılmasına ve onu tekrar sana hizmet etmesi için çağırana dek istirahata çekilmesine izin ver. Herkes, amin. Okutman, ölen kişinin ayakta olduğunu zihninde canlandırdığı yerde diz çökerek ve haç çıkartarak, İsa Mesih'in işaretiyle belirtilen sevgili dostum, huzur içinde yola çık. İlahi 300, herkes İsa isminin gücünü selamlıyor. Okutman, gün ağarana ve gölgeler uzaklaşana kadar Tanrı'nın esenliği üzerimizde olsun. Herkes, amin. Bu tören sihirli bir şekilde etkili olacaksa, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
İlk olarak ölen kişiyle aramızda bir bağlantı olmalı ve bu bağlantı çeşitli şekillerde olabilir. Törenin trajedinin olduğu yerde gerçekleştirildiğinde yer bağlantısı, trajedinin yıl dönümünde gerçekleştirildiğinde zaman bağlantısı olabilir. Ya da okültistler tarafından manyetik bir bağlantı olabilir ya da okültistler tarafından manyetik bir bağlantı olarak biliniyor olabilir. Başka bir deyişle, manyetizma ile yüklü ve son kullanıldığı zamandan beri tutulmamış ölen kişiyle yakından ilişkili bir nesne olabilir. En etkili yöntem, bu bağlantılardan en az ikisini aynı anda kullanmaktır. Törene katılan herkes, ölen kişinin belirli bir noktada durduğunu zihinlerinde canlandırmalı ve diz çöküp onlarla dua edip ayine katıldığını hayal etmelidirler. Bu ayrılan ruhla temas noktası sağlayan bir düşünce şekli inşa eder. Bu istenmeyen bir durum olacağı için bir materyalizasyon üretmek için tasarlanmamıştır. Ancak ölenin mevcudiyetini ele geçirmek operasyonun faydası için gereklidir. Fiziki formu zihinde canlandırılması ve adını eş zamanlı olarak seslenmek, bunu yapmanın en kolay yoludur. Bu yöntem, yalnızca astral planda başıboş şekilde dolaşan ayrılmış ruhla temasa geçmek istendiğinde, yolculuğuna devam etmesini sağlamak ve şiddetli, beklenilmeyen ölümün alt üst ettiği ayrılık sürecini tamamlamak için kullanılmalıdır. Acı çektiğimiz zamanlarda kendimizi rahatlatmak adına ayrılan ruhun tekrar tekrar geri dönmesini sağlamak için onu kullanmak gereksizdir. Çünkü bu şekilde yeryüzü küresinde tutulması ruh için çok zararlıdır. Durumu bir nehirde karşı kıyıya atlamaya çalışan, ayağını basması gereken yeri ıskalayan ve yakındaki kıyının çamur ve sazlıklarına düşen bir insanın durumuna benzetilebilir. Ona sesleniriz, dikkatini çekeriz. Ona elimizi uzatır, tekrar kıyıya çekeriz. Ancak bunu sadece ona yeni bir başlangıç vermek için yaparız. Elini kavradığımızda ona yapışırsak amacını bozmamız gerekir. Sağlam bir zeminde toplanması sağlandığında koşabilir, sıçrayabilir ve bu sefer güvenli bir şekilde karşı kıyıya geçmesi gerekir. Ölen kişinin bedensel evini terk ettikten sonra her ne pahasına olursa olsun, ruhun gecesi ona yetişmeden yolculuğunu tamamlaması gerektiği açıkça anlaşılmalıdır. Onu sürekli olarak dünya planı ile temasa geçmeye çağırarak boş yere geç kalmasına neden olursak, başına gelebilecek en büyük kötülüğe maruz bırakırız. Bu durum, okültistler tarafından yaşamda ölüm ve spiritüalistler tarafından da dünyaya bağlı kalmak olarak adlandırılır. Normal koşullarda kendi haline bırakılırsa ruh eninde sonunda karşı kıyıya ulaşmayı başaracaktır. Ancak bu süreçte belirtildiği şekilde büyük ölçüde yardımcı olmak bizim inisiyatifimizdedir. 15. Bölüm. Üstad ölümle nasıl karşılaşır? Üstesinden gelenlerin dinginlikleriyle bilinen yolun kuralıdır. Üstad yaşadığı gibi huzur içinde ölür. Reenkarnasyonun gerçekliğini geçmiş yaşamlara ait anıların yardımıyla bilen bir insan için ölüm dehşet verici bir şey değildir. Daha önce birçok kez ölmüştür ve süreç ona tanıdık gelmektedir. Artık ona tanıdık gelen kapıdan çıkıp o kapıyı arkasından kapatmanın ve bir daha geri dönmemenin zamanının geldiğini bilmektedir. Uzmanlığa giden yolda uzun yıllar süren disiplin boyunca cennette hazineler biriktirmektedir. Onun için beden, kendisi için yeryüzü planında inşa ettiği bir gözetleme yeridir. Çekilme çağrısının kendisine iki nedenden biri için geldiğini bilir. Fiziki bedeni artık kullanışlı bir makine olmayabilir ve onu hurdaya çıkarmak, yenisini almak, geçmişte tamir edilmiş olanı düzeltmekten daha iyi ve daha ucuzdur. Ya da yeryüzündeki görevini tamamlamış ve daha yükseğe çıkmak için çağrılmış olabilir. Ölümü özgürce ve bahane bulmadan kabul eder. Çünkü onu çağıran efendisinin emri olmasa, ölüm ve cehennemin tüm güçlerinin onu bedensel yaşam ortamından çıkaramayacağını bilmektedir. Kendisine kapıları açacak bedensel süreçleri beklerken meditasyonun derinliklerine iner. Yaşam deneyimlerinin özünü tanıtmaya çalışır. Onun getirdiği dersleri gözlemleyerek, öğrendiklerini ve henüz kusurlu olarak edinilmiş olanları not ederek ayrılık zamanı gelmeden önce
bu derslerin tamamlanması için yoğun bir çaba gösterir. Yakında görevini tamamlayıp tamamlamadığını veya işini bitirmek için yeniden dünyaya dönüp dönmeyeceğini bilir. Dünyevi yaşamının kendisi için henüz bitmediğini ve geri döneceğini anlarsa, bir kez daha dünyaya geldiğinde enerjisini bedenine biçim ve kaderine yön verecek olan eterik kalıbın modelini inşa etme görevine yöneltecektir. Bu inisiye olduğu gizemleri çekirdek atoma kazımaya çalışır. İnisiyenin ruhu bir kez daha yukarıdan bakıldığında doğum kapıları, aşağıdan bakıldığında ölüm kapıları olarak görülen bu kapılardan dışarı çıktığında onu yatırım yaptığı peşinden gelen ihtişam bulutları çevreler. Açıkça ve ısrarla idareni formüle eder. Öyle ki ruhu ileri giderken amacına yönelir ve öteki dünyada amaçsızca dolaşmaz. Üç yaşamın döngüsü içinde tam bir özgür iradeye sahip olduğunu bilmektedir. Bu yaşam, geçmiş çabaların meyvelerini verirse, o zaman amacına ulaştığını görerek bir sonraki hayata makul bir kesinlikle güvenebilir. Bu yaşamdaki kontrolünün zayıfladığını anladığı anda, üstad bir sonraki hayata hazırlanır. Üstad için sevdiklerinden ayrılması gibi bir durum söz konusu değildir. Her bir ruhun ruhsal özünü sevmeyi çoktan öğrenmiştir. Gümüş kordonun gevşemesi ve altın kasenin kırılması, ona, onu her bir sevdiğiyle arasındaki mükemmel bağı ayıran engellerin yıkılması anlamına gelir. Sempati eksikliği nedeniyle ruhları bizden uzak olanlarla fiziksel temas halinde olmak mı, yoksa bizim için değerli birinin ölümsüz ve yıkılmaz gerçek yüksek benliğiyle mükemmel bir sempati ve anlayışın tinsel birliği içinde olmak mı daha iyidir? İlki gerçek ayrılıktır. İkincisi değildir. Daha yüksek bilince sahip olanlar hala dünyevi yaşamdayken bedenden bağımsız olarak bir araya gelebilirler ve ölüm sadece iletişim yeteneklerini arttırır. Bedenin sınırlamaları tarafından konulan herhangi bir engel kalmadığında ruhsal olarak birbirlerine çok daha yakındırlar. Üstadın yola çıkma zamanı geldiğinde yolculuğunun ilk aşamalarında ayrılığını kolaylaştırmak ve ona eşlik etmek için en sevdiklerini çağırır. Bedensel olarak gelebilenler onun etrafında toplanır. Gelemeyenler astral seans ile orada olurlar. Ve büyük kapılar vasıtasıyla ilerleyenler de geri dönüp eşi beklemeleri için çağrılırlar. Majikal çemberi onun etrafında çizilir. Dört çeyrekte içinde dört güçlü baş meleğin isimleriyle mühürlenir. Baş ve ayaklarda mumlar yanar. Ölen insan bir kez daha geri çekilme yolunda ilerlerken, o yol planlarda yükselirken sık sık yürüdüğü sembol vizyonunun yoludur. Herkes meditasyonda sessizce oturmaktadır. O geri çekilirken kapılar yavaşça onun geçişi için açılır ve izleyenler ruhsal vizyon ile mensup olduğu gizem okulunun baş meleği, yüce olanı karşılamak için geldiğini görürler. Yatağın etrafında bir bulutun altından fırlayan son güneş ışını gibi bir ışık parlar. Bu ışık fiziksel gözle bile açıkça görülür ve üstadın ruhu gitmiştir. Bu inisiyelerin tam bilinçli bir halde gidecekleri ve büyük inisiyatör tarafından karşılanacakları gizemlerin vaadidir. Aynı zamanda son yolculuğunda inisiyaya refakat eden kardeşlerinin de eşikte durup ahirete bakma ve zamanı geldiğinde izleyecekleri yolu görme ayrıcalığıdır.